yeşil çayı aldım geldim. Şimdi diyorsunuz ki bu saate kadar Beyda niye konuşmadı? Hemen anlatayım. Normalde ben intro koyuyordum ya, intro koymaktan vazgeçtim. Artık böyle küçük bir başlangıç yapayım dedim. Yeşil çayımı aldım. Şu an olayı anlatacağım size. Ben biliyorsunuz ki yani kilo verme sürecindeyim. Ve yaklaşık 15 kilo verdim. Ama vermem gereken daha 19 kilo var. Ve şu an 70'lerdeyim. 58'lerde olmam gerekiyor. Normal kilom o şekilde. Bunu çok fazla Instagram'dan soru geliyordu. İşte nasıl, ne yiyorsun, nasıl besleniyorsun, nasıl kilo veriyorsun diye. Normalde ben diyetisyen kontrolünde kilo veriyordum. Ama korona olduktan sonra tabii ki de diyetisyene gidemedim. Hastaneler veya dışarısı benim için korkunç bir yer oldu. Çünkü normalde dışarı çıkmayan bir insanım ve ona rağmen koronaya yakalandım. Ve dışarı çıkmak şu an en minimum seviyede. Yani asla çıkmıyorum. Yazın da çıkmadım, şimdi de çıkmıyorum. O yüzden diyetisyen maceramız bu şekilde son buldu. Ama sağ olsun ki diyetisyenim çok iyiydi. Bana zamanında yani bir yıl devam ettim ben diyetisyene yaklaşık. O bir yıl boyunca neler yapmam gerektiğini, nasıl beslenmem gerektiğini ve bana çeşitli kitaplar önerisi yaparak bunu ömür boyu yani ömür boyu sağlıklı beslenmemi sağladı. O yüzden onların doğrultusunda kendimi bir beslenme düzeni oluşturabiliyorum. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış o tartışılır tabii ama önemli değil. Yani bir ay boyunca yaklaşık 5 kilo ya da 6 kilo vermeyi hedefliyorum. Şöyle ki benim metabolizmam çok yavaş. Yani yaşlı bir metabolizmam var. O yüzden benim kilo vermem normal bir insana göre kat be kat zor. Bir insanın hani çok çabuk verdiği kiloyu ben bayağı uğraşmam gerekiyor. O yüzden bir ayda benim 5 kilo vermem güzel bir şey. Çünkü ben haftada 2 haftada 1 kilo, 1,5 kilo veren bir insanım. O yüzden 5 kilo vermek için uğraşacağım. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ve bu süreci size paylaşacağım. İşlerim. Bu bardak meselesini de az sonra anlatacağım. Size hediyelerim var. Ya işte öyle yoga yaparken atacağım, böyle spor yaparken atacağım. Keza ki kendi vücudumu paylaşmak o kadar zor bir şey ki. Çünkü ben kendi vücudumla çok önyargılıyım. Genelde hep beni videolarda bu hizada görüyorsunuz. Ve az önce mesela cam açarken vücudumu gösterdim. Çok zor yani ve bu benim için hani zor olduğu için çekmek biraz sıkıntılı böyle. Ama bunu paylaşmam gerekiyor. Çünkü kilo vermekle ilgili konuşuyoruz burada. Ya da işte bununla benzer içerikler üretiyorum. Ve bunu bahsetmem gerektiğini düşündüm. İlk adım da bu. Ay ay. Çok kötü günlerdi. Ay neyse dertlenmeyelim. Zaten ileride kilo verdikçe sizi göreceksiniz. Bu yeşil çayı da size sohbet ederken içeyim dedim. Onda da çayı da annem koydu dedi, iç dedi. Hani diyete girince o da böyle bir geriliyor. Bizim evde çünkü böyle daha böyle yemek yemeyi seven bir aile yapısı var. Ve annem ve babam da benim biraz toplu bir insan. Ve bu ailede diyet yapmak çok kalp. Ay bazen çok kötü duruyor mu ki acaba ya? Anlattıklarım çok gıcık biri gibi geldim kendime şu an. Gıcık gibi durduğum gibi geldi. Niye böyle oldu? Bunun ne kadar süreceğini bu arada bilmiyorum. Ama 25 dakika falan, 20 dakika falan yapmayı düşünüyorum videoyu. Artık ne kadar şey yapılırsa. Normal hayatımdan bahsedeceğim. Aslında çok böyle şey yapmayacağım ama. Çok ilk kez vlog çekiyorum. Böyle hani konuştuğum bir vlog çekiyorum. Bir önceki vlogum çok sevdiniz. Hani ben onu sevmenize şaşırdım. Ben onu izlenmez diye bekliyordum. Ama ilginç bir şekilde çok beğendiniz. Çok şaşırdım. Orada bir de depresyondaydım. Aa, onu anlatabilirim aslında şimdi. Şöyle ki ya bir yolda ben bir markayla tanıştım. Yani şimdi X markası diyeyim ona. Şimdi adını söylemem doğru olmaz. Onun işte hani ürünlerini gönderip işte tanıtımını yapmamı istediler. Ama bu mesele şöyle oluyor. Normalde böyle bir hesapta, küçük bir hesapta ya da işte Instagram'daki küçük bir hesapta böyle bir şey genelde gelmiyor. Benim yani bir tanıdığımın çalıştığı yerde onun temsilcilerinden biri varmış. Yani orada iş yerinde çalışıyormuş böyle. Sonrasında işte bizimle konuştular falan. Dediler ki işte madem böyle bir şey yapıyor kızın, işte bizim reklamını yapar mı diye konuşmuş. Ben de o kişi de demiş ki hani ben bilmem öyle şeyleri, işte onunla konuşun demiş. Ondan sonra beni aradılar. Biz böyle konuştuk falan uzun uzun. Ezan okunuyor. Ezandan sonra şey yapacağım, anlatacağım. Açı değişirse kusura bakmayın. Ben bu sırada yeşil çayımı bu arada bitirdim. Ve hani story de çektim. Olayları da anlattım. Nasıl vlog çekeceğini. Geldiğinde zaten şu an herhalde oradan geliyorsanız bunu izliyorsunuzdur. Benim yapmayı planladığım şu şekilde. Biraz ondan bahsedeyim. 40 günlük toprak elementine başladım. Yani yoga ile biraz alakanız varsa çetin çetin taşı biliyorsunuzdur. Onun toprak elementini yapıyorum 40 gün boyunca. Şu an galiba 8. gündeyim ya da 7. gündeyim.
Ve hani ara ara da Chloe Ting'le bacak ve karın çalışmayı düşünüyorum. Onu da şöyle yapacağım. Normalde Chloe Ting'i sürekli yapmamız gerekiyor yani. Ben şu şekilde düşünüyorum. Haftada 3 ya da 4 gün Chloe Ting'in işte bir gün karın, bir gün bacak ya da işte bir gün kol. O gibi bütün tüm vücut çalışmayı planlıyorum. En çok sıkıntılı olduğum bölgelerle alakalı. Bunu bloklayacağım ve bloklarda 2-3 günde bir herhalde 20 dakikaya falan ulaştığında bloklar size atacağım. Gün içinde herhalde çok çekerim diye düşünüyorum. Şimdi ödev, ben normalde şu an biz haftasındayım ama bizim hocalarının hepsi, yani bir kişi haricinde hepsi ödev verdi. Ve aile sosyolojisinin testimi çok yakın. Onun da ikinci sorusunu daha yapmamıştım. Onu yapacağım. Yemek yedikçe yine açarım. Size gösteririm. Şu anlık bu şekilde planlıyorum. Nasıl gün nasıl gelişecek bilmiyorum. Az sonra ödevimi biraz halledeyim. Ödevi hallettikten sonra geri geleceğim ve size çekilişle vereceğim hediyeyi göstereceğim. Çok heyecanlıyım. İlk kez çekiliş yapıyorum ve benim için çok böyle... O kadar heyecanlıyım, anlatamam. Yani çünkü alırken çok özene bezene seçtim ya, güzel gelsinler diye. Neyse, ben gidiyorum, hadi ben yapayım da size göstereyim hemen. Hadi gittim ben. A few moments later. Şimdi en son sizi bıraktığımız saat 12.30 gibi bir şeydi. Şu an saat 3.30'a yakın. Ve akşama aile sosyolojisi ödevinin teslimi olduğunu öğrendim. Ben yarın zannediyordum. O yüzden bu saate kadar onu bitirmekle uğraştım. İkinci sorusu kalmıştı. Onu bitirmeye çok yakınım. Bu yüzden dedim ki bayağıdır ses vermiyordum. Bir ses vereyim. Şimdi size gidip bir çekilişte vereceğim ürünleri göstereyim. Hem de bugün onu anlatmış olurum size. Hemen geliyorum. Sadece çekiliş ürünlerini buraya getirmem gerekiyor. Hatta şöyle yapalım, beraber gidelim. Paşa içeride ötüyor. Peki şimdi. Şimdi bu bir tane kutuya koydum. O kutuyu aydınlık bir yere götürmem lazım. Bu taraf yanında hemen ev var. Onun gölgesinde kalıyor. Burası zaten biliyorsunuz benim odam zaten. Hemen onu bir ayarlayayım, ışığa koyayım. Güzel güzel size göstereyim. Beğeneceksiniz ama 2021'e benle hazırlanın diye böyle bir set hazırladım. Aldım kutuyu, gidiyoruz. Bir dakika, burada. Bir dakika. Şimdi şöyle bir şey söylemem lazım. Bu kutu size göndereceğim kutu değil. Bir tane yani kutu alacağım bunun için ama şu an kargo gelmişti de onun içine koydum. Karışmasın diye benimkilerle. Çünkü kendi kullandığım ürünlerin tıp aynılarından aldım. Yani kendim baktım, güzeller, beğendim, hoşuma da gitti. Dedim ki bundan aynısından bunu izleyenlere de ve Instagram'da olanlara da hediye etmeliyim diye düşündüm. Şimdi açalım beraber, koyayım ben sizi, beraber açalım. Hadi. Umarım beni görebiliyorsunuzdur. Bilmiyorum ama önemli olan bu kutuyu görmeniz. Şöyle hemen açayım, ben size göstereyim. Şimdi 2021'e biliyorsunuz yeni girmek üzereyiz daha. Ben de dedim ki bir tane ajanda ayarlayayım. Böyle kendi kullandığım, hem de ben sizden daha önce aldım burada şu an. Onu da göstereceğim az sonra. Hem onu göstereyim dedim. Hem de bunları hani ajandanın içinde olurken güzel bir kupa alayım yanına dedim. Yanında da güzel durur diye düşündüm. Şimdi size açayım. Bunlar buraları hızlandırmış görün siz. Kendime not bırakıyorum şu an. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. A few moments later. Şurası biraz kötü duruyor ama olsun. Önemli olan ürünleri göstermem. Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Önce kendimkileri göstereyim. Bu bir tane mini defter. Yanında şöyle bir tane ajanda. Bu zaten bunu aldığımda Instagram'dan size göstermiştim zaten. Bunu da çok beğenmişsiniz. Birlikte seçmiştik zaten. Bunun yanında da bir tane defter. Bir tane de şöyle bir kupa. Aynı ürünler dediğim gibi bende de var. Ama sizin ürününüz bunlar değil. Sizinkiler şöyle bir takımı halinde. Şu şekilde hiçbir şekilde açılmamış. Hepsi sizi bekliyor. Böyle sardım sarmaladım hiçbir şekilde zarar görmesinler diye. Bir tane küçük çilekli defterimiz. Yanına 2021'e yeni güzel hayallerle başlamanız için ve belki de böyle çok büyük hedefler yazıp da onları gerçekleştireceğiniz bir yıl olsun diye bir tane ajanda vermek istedim. Keza hepiniz biliyorsunuz ki ben 6 ya da 7 tane ajanda bitirmiş insanım. Ajanda benim için çok önemli. Bunu
İlk çekilişimde en güzel hediye olabileceğini düşündüm ve size de aldım bir tane aynısından. İçini az sonra gösteririm eğer merak edenler olursa diye. Yanında da güzel English Home'dan bir tane bardak aldım. Bardağı şöyle göstereyim, buna dokunmayayım şimdi. Bu şekilde bardağımız. Dedim ki hem Noel'in ruhuna uysun dedim. Hem de ajandanın yanında ajandayı kullanırken böyle içine sıcak ya da soğuk böyle güzel şeyler koyup da içersiniz diye düşündüm. Ajandayı hemen gösteriyorum size. Belki dediğim gibi merak edenler olur. Bu arada bu çekilişe katılmanız için Instagram'da bir tane post yayınladım. Bunları gördüğünüz bir post. Pazartesi büyük olasılıkla yayınlarım ya da salı günü. Bugün ayın kaçı hemen söyleyeyim. Bugün 13 Aralık. Yani 14 Aralık'ta ya da 15 Aralık'ta bunu göreceksiniz. Büyük olasılıkla sonrasında izlersiniz. Çarşamba günü gibi bir şey bunu yayınlamayı planlıyorum. Çarşamba günü yayınladığımda hemen Instagram'ıma koşun. Buraya hemen aşağıya açıklamalar kısmında da link bırakacağım. Aynı şekilde şurada da tam şöyle bir yerlerde şöyle yapayım. Aynen. Tam burada adresi de görüyorsunuz ismi. Oradan çekilişe katılabilirsiniz. Direkt kendi gözünüzün önünde ya hikayede ya da canlı yayında bu sonucu açıklayacağım. İnşallah gerçekten hak eden ve gerçekten ajanda kullanmayı seven ya da başlamayı böyle heyecanla bekleyen birine çıkar. Çünkü onu çok istiyorum. Hemen şöyle koyayım. Ajandanın içini göstereyim. Önce size küçük defterin içini göstereyim. Büyük olsa sizin defterinizin içi de bu şekildedir. Böyle normal çizgili, üstünüze tarih atabileceğiniz bir küçük, bendeki limonlu, sizinki çilekli bir defter. Sonra küçük bir böyle yılınızı planlayabileceğiniz bir ajanda. Ajandanın ilk sayfası böyle. Baskısı var şu şekilde. Aha, ben buraya yıllık hedefleri yazmaya başladım. Bunun da hakkında konuşabiliriz aslında bugün. Özel günleri yazabileceğiniz, iletişimleri yazabileceğiniz yerler. Sonrasında yeni yıl hedeflerinin bölümü, iletişim bölümü ve aylık olarak sizin genel planlama yapabileceğiniz sayfa. Şöyle göstereyim. Saçım da öne geldi. Sonra haftalık olarak günlere bölünmüş bir şekilde var. Buradan da. Hemen şöyle geçelim. En sonunda benim aslında burada bir sürü sayfalar var. Biz onları sonra da gösteririm ben. Ya da Instagram'da göstermiştim bir kere. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Buradaki mevzu ne biliyor musunuz? Bunlar bittikten sonra, haftalar bittikten sonra şöyle çizgili sayfalar başlıyor. Ama ben o kadar doldurmuşum ki boş bir yer arıyorum size göstermek için. Evet. Şöyle bir çizgili sayfalar başlıyor. Bu çizgili sayfaya isterseniz şu şekilde. Hadi size bir teknik göstereyim. Şuradan ataçlar. Bir sayfayı aradığınızda direkt böyle açabilirsiniz. Yani bunlar çok işe yarıyor. Ben öyle yapıyorum. Bu yapışkanlı kağıtlar pek hoşuma gitmiyor ama ataçlar çok güzel oluyor. Ben işte izlenebilecek diziler, filmler, alınabilecek kitaplar, kurslarım, sertifika programlarım, almayı düşündüğüm sertifika programları hepsini yazıyorum. Yani Instagram'a yükleyeceğim reelsler ya da işte postlar, sonra YouTube'a işte atacağım videolar hepsini böyle yazıyorum ve aktif olarak kullanıyorum. Bunu gerçekten çok çeşitli açılardan kullanabilirsiniz. Hatta ben fotoğraf kısmı bile yaptım. Dedim ki... Neden olmasın? İlk kolajım bu arada. Kötü tabii, bazılarına kötü gelebilir ama ben çok seviyorum. Böyle bir kolaj yaptım. Arada böyle Pinterest'ten resim çıkartıp yapıştırıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Instagram için fikirler, YouTube için fikirler. Biz bu arada kendi gelişen sosyologlar diye bir girişim gibi bir şey yaptık. Ve o girişimde, yani Instagram'dan tanıştığım biriyle yaptım. Ve üçüncü alımlar için listeyi doldurmaya başladık. İki grup aldık şu an. Orada işte birbirimizi geliştiriyoruz. Ben de öğrenci olduğum için. Muhabbetler ediyoruz, sohbetler ediyoruz. Kendimizi geliştirmek için uğraşıyoruz. Ama ödev grubu değil. En büyük yanlış burada oluyor. Birinci planlar yapacağız. Ona göre ilerleme yapacağız. Ama üçüncü grup alımlar için de talepleri toplamaya başladık. Sonra onun listesi var. En sonda da şöyle... Noktalı ajanda tipinde bullet journal'larda çok sık gördüğünüz bir bölüm var. Bayağı da böyle devam ediyor bu sayfalarda. Burada da kendi istediğiniz gibi çizip yazabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde kendiniz kullanabilirsiniz. En sonunda şu kısımda bir tane şöyle bir cep var. Buraya koymak istediğiniz kağıtları koyabilirsiniz. Bir sonraki en son sayfasında yani. Yine bir cep var ama burada sticker'lar var. Bunlar ajandanın içinde kendileri geliyorlar. Ben dediğim gibi sizinkini açmadığım için sizinkinin içinde hangi şeyler var bilmiyorum. Bu benimkiler. 2021 başlamadığı için
Ben sadece listelemeleri yaptım ama dediğim gibi daha böyle stickerleri falan kullanmaya başlamadım. Kullanmak için çok sabırsızlanıyorum. Size böyle bir küçük bir set hazırlamayı düşündüm. Şöyle alayım ben sizi. Umarım beğenirsiniz. Çünkü beğenmenizi çok fazla istiyorum. Dediğim gibi bu benim iç çekilişim olduğu için çok heyecanlıyım. Böyle yani ayın herhalde 14'ü ya da 15'inde gelir. Bugün ayın kaçıydı unuttum ben yine ya. Durun bir dakika. Evet, 14 ya da 15'inde gelir. O zaman katılırsınız. Katılırsanız da çok sevinirim. Sonraki çekilişim bile şimdiden ayarlamaya başladım. Yani ne verebilirim diye, yani neyi çok sever diye. Galiba kitap hediyesi yapacağım. Yani böyle kendi hayatımı etkileyen kitaplardan bir seri hazırlayıp da size hediye edebilirim. Yani herhalde 2 ayda bir böyle bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ya da 1 ayda bir bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Bakalım. KYK'yla aldığım için hemen hepsini alamıyorum ama olsun, küçük olsun. Ben de ne diye olsun. Ömür boyu hatırlarsınız beni diye düşündüm. Telefon çalıyor. Ona cevap vereyim sonra geri geliyorum. Bizi haftasındayız diye arkadaşım bir şey sormak için aramış. O yüzden kapattım. Ama geri geldim. Sonrasında ezan okuduğu için yine açamadım. Ama şimdi öğle yemeğimi hazırlıyorum. Ve bayağı geç yaptığım için bir tane salata hazırladım şimdilik. Yani kara buğdayın pişmesini bekliyorum. Kara buğdayla salata yapıyorum. Hatta onu da göstereyim. Ben niye buraya geldim ki zaten? Bekleyin bir dakika. Göstereceğim. Şimdi normalde gramajı yapmıyordum ama kilo vermek amacım olduğu için, bir de normal şartlarda şu an gidemiyoruz ya, hani dışarı falan çıkamıyoruz ya. O yüzden şey yaptım. Gramlı yaptım. Ekmek yerine 20 gram kadar. Hatta şöyle arkaya mı çevirsem? Yok ya, 20 gram kadar. Şöyle bir tane bende şey vardı. Şu şekilde bir tane tartı vardı. Onun için 20 gram kadar kara buğday koydum. Sonra 40 grama yakın, 35 gram da peynir koydum. Akşam zaten çorbayla salata ve tavuk yiyeceğim için öğle yemeğini salatayla yapıp sade tutmayı tercih ettim. Kara buğdayda da pişirirken bayağı bir haşlıyorum. Yani şey de değil. Hatta şöyle göstersem, gösterebilir miyim? Durun bir dakika, göstereceğim. Şimdi kara buğdayı böyle pişiriyorum ya. Bunu böyle direkt üstüne koyuyorum. Öyle yiyorum. Buradaki asıl mesele ne? Şimdi ben kara buğday yiyeceğim için ekmek yiyemem. Niye? Burada bir dilim ekmek yerine geçen bir liste var. Bunu bence internette de vardı. Orada pirinç pilavı, bulgur pilavı falan yiyeceğiniz zaman 2-3 yemek kaşığı kadar yemeniz yeterli olduğunu söylüyor. Ben de bunun doğrultusunu hazırlıyorum. Hatta peynirin gramajını da öyle ayarladım. Bunu mutlaka internette de vardır. Bir dilim ekmek yerine geçen besinler ya da bir köfte yerine geçen besinler diye yazarsanız bence çıkar. Bunu ben diyetisyen bana verdiği için ben direkt yapıştırdım. Bunu vermem doğru olmaz şimdi. Biliyorsun. O yüzden bugün salatanın üstüne kara buğday koyacağım için ekmek yemeyeceğim. Onun yerine sadece salata, sirkeli salata yiyeceğim. Yağ da aslında bir tane kitapta okumuşum. Yağdan değil de karbonhidrattan korkun diye. İsterseniz şey de katabilirsiniz üstüne. Yani birazcık çok az bir şey. Zeytinyağı da katabilirsiniz. Ama yediğiniz diğer gıda ürünlerini zeytinyağıyla olabildiğince pişirmeye gayret edin. Ayçiçeğinden ziyade zeytinyağı daha sağlıklı olduğu için zeytinyağı tüketmeye dikkat edin. Ben zaten böyle yemek yaptıkça, aklıma geldikçe bilgileri falan ben size söylerim böyle. İzlemeye devam edin yeter ki. Beni ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama kendime bir Türk kahvesi yaptım. Bir de yağmur yağıyor şu an. Onu izlerken Türk kahvesi içmeyi planlıyorum. Şöyle de getireyim hemen. Ay döktüm. Döktüm. Karnım oldu. Ellemeyecektim ben onu ya. İlk kez dökmeden getirmiştim. Ellemeyecektim hiç ben onu. Şu an burada koyabileceğim bir yer olmadığı için elimle böyle söyleyeyim dedim. Ama bundan sonra herhalde artık bir toprak elementini yapalım. Bugünkü serisini yapalım. Sonra halim kalırsa da plating'ten bir tane seri yapalım. Galiba bu video böyle bitecek gibi. Yani spordan sonra bitecek gibi. Çünkü bayağı şey oldu. Uzun olacak gibi geldi. Yani herhalde bunu atarım. Sonra 2-3 günlük tekrardan çekerim. Eğer bunun gibi serilerin daha çok gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Ben de sizin istediklerinizin doğrultusunda ve daha fazla video çekmeye çalışıyorum.
İnşallah beğeniyorsunuzdur. Yani vloglarda pek daha iyi değilim. Böyle geçişlerde falan sıkıntılar olabiliyor. Ama elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. O olan imkanlarla. Öyle işte. Gidiyorum ben. Kahvemi yudumlayacağım. Yağmur yağıyor. Onun keyfini çıkarmalıyım. Gidiyorum. Hadi bay bay. Görüşürüz.